eseri anlatan başka eser ortaya konulmadı. Coğrafya Fakültesi'nde doçentlik sınavına gireceğim. Gerçeğin üzerine artık kara harekatı... Asırlık bilinç Çanakkale Savaşları, asırlık anıt Çanakkale şehitlerine diye. Bu dikkat ederseniz başlıkta iki ayak var. Birisi Çanakkale Savaşları, birisi de Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine şiiri. Çünkü biz şunu biliyoruz, Çanakkale Savaşları bu millet için büyük bir zaferdir, büyük bir kazançtır, büyük bir bilinçlenme sürecidir. Ama aynı zamanda Çanakkale Savaşları kadar önemli, adeta sesten ve sözden, kelimeden bir Çanakkale kabul edeceğimiz kadar önemli bir de metnimiz var ki o da Akif'in Çanakkale şehitlerine şiiri. 100 yıl sonra Çanakkale'den bugüne gelen bilinç hem savaşın kendisinin taşıdığı bilinçtir hem de bu metnin taşıdığı bilinçtir. Biz de bugün bir panel düzenledik. Bir ayağı tarih, bir ayağı edebiyat olan bir panel. Dolayısıyla konuşmacılar hem işin edebi boyutunu hem de tarihi boyutunu bize anlatacaklar. 20 küsür kişilik bir heyet alıyor, getiriyor Çanakkale cephesine davet ediyor ve bu heyet geziyor, dolaşıyor, savaş mevzilerini görüyor, komutanlarla görüşüyor, askerlerle görüşüyor. Maksat bu savaşın bir edebiyatını yapmak. Ancak çok fazla bir randıman alınmıyor. Elbette bir takım eserler, metinler oluşuyor ama biz bugün bile onların hiçbirini doğru düzgün hatırlamıyoruz, okumuyoruz. O dönemin edebiyatından bize gelen ana metin Çanakkale şehitlerine şiiri Mehmet Akif'in bu milletin tabir caizse nabzını tutuyor ve koca bir savaşı bugüne bütün samimiyeti ve sıcaklığıyla taşıyor. Sonraki dönemlerde elbette bizim hem romanımızda hem hikayemizde hem şiirimizde çok zengin bir Çanakkale edebiyatı damarı oluşuyor, sayıca bir artış oluyor ama işin sıcağı içerisinde, tazeliği içerisinde taşıma misyonunu yüklenip de bize getiren bu iki sanat metni, birisi şiir, öbürü türkü. Çanakkale Savaşı'nın anlamı bugüne bile ışık tutan bir anlamdır. O anlam da emperyalizme direniş bilinci diye kodlayacağımız bir anlamdır. Çünkü karşımızda koskoca bir emperyalist batı dünyası vardır. Bu tarafta savaşan da Osmanlı'nın şahsında bütün bir İslam dünyasıdır. Bu zafer belki de 1699 Karlofça'dan itibaren sürekli yenilgilerle gerileyen Müslüman Doğu dünyasının ilk defa Batı karşısında ben de varım özgüvenini aşılayan bir savaştır. Bu savaş esas itibariyle sadece bir savaş değildi. Büyük ölçüde yok olmaya mahkum edilmiş bir milletin yeniden uyanışının müjdecisi olmuştur. Bu savaşa biz büyük ölçüde Kurtuluş Savaşı'nın mukaddimesi, ön sözü diyoruz. Çünkü uluslararası sistem o tarihlerde artık Osmanlı Devleti'nin yok olduğunu, dolayısıyla Osmanlı milletlerinin de bir daha ayağa kalkamayacak dereceye geldiğini düşünmekteydiler ve taksim planları yapmaktaydılar ki maalesef bugün coğrafyamızda benzeri hadiseler yaşanmakta olduğu için bu savaşı bir kere daha hatırlamanın nedeniyle önemli olduğunu vurguluyoruz. Ve o yapılan taksim planlarını boşa çıkaran bu harekat esas itibariyle sadece Türk milletinin değil aynı zamanda İslam medeniyetinin, İslam toplumlarının da bir noktada namusunu kurtarmış olan onlara istiklal, özgürlük ve geleceğe dönük umutlar bağışlayan bir muharebe olmuştur. Yüzyıllar boyunca çok rahat olacağımız devirlerde bile gelecek nesillere aktarılması gereken bir borçtur. Biz bu şekilde hem şehitlerimizin ruhunu şad edeceğiz hem aslında orada verilmiş olan o şanlı mücadelenin şartlarını bir kere daha veya onlarca kere daha yeni nesillere aktarmak suretiyle savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu, barışı kurmanın bir ülkeyi bağımsız yapmanın ne kadar zor olduğunu anlatacağız ki ülkemizin değerini, milletimizin değerini ve barışın değerini bilelim. Kumkale öbür taraftaki, Anadolu taraftaki aslında İslam birinin başlangıçsa diğeri hatime ama diğeri Almanya birliğinin sağlanması. Milletin kopduğu bölge Bahir.